Evet Ali Hocam, peki günümüze baktığımız zaman günümüzdeki yoğun bakımı ne aşamada? Günümüzde tabii ki yoğun bakım özellikle 2000'li yıllardan sonra giderek teknolojik gelişmeyle paralel olarak yeni doğan yoğun bakım üniteleri gelişti. Yani örnek verirsek cep telefonları eskiden tuşlu telefonlar, bugün artık Android telefonlar neredeyse bilgisayardan daha çok ve kameranın, fotoğraf makinesi birçok özelliği olan yoğun bakım ünitesi aslında aynı paralellikte gelişti. Bunlar özellikle yoğun bakım ünitesinden yani çok belli başlı temel dediğimiz cihazlar, solunum cihazları, ventilatör dediğimiz artı küvezler, monitörler. Günümüzde öyle ventilatörler geliştirdik ki yani eskiden sadece birkaç modu olup sadece nefes verip çocuktan nefesini alıp o karbondioksit dışarı veren ventilatörler, doğru düzgün nemlendirisi olmayan, çocuğun nefes alışıyla çoğu zaman çakışan ve bundan bir takım çocukta sorunlar yaşayan pnömotoraksin sorunu. Ama günümüzde ventilatörler o kadar gelişti ki artık şöyle örnek vereyim. Çocuk belli bir düzeye kadar gücü normalde maksimum düzeyde nefes alışına yetmiyor. %50 ancak kalan nefesin kısmını makine devreye girip veriyor. Yani siz bir nefes soluk alışverişinin tamamını, yarısını çocuk alıyor, kalan yarı. Yani bu solunum destekli, özellikle pressure support dediğimiz destekli ventilatör cihazlar bu kadar ileri aşamada. Yani hastamız çok zayıftır, güçsüzdür, nefes alıyor ama çok yüzeyeldir. Siz bunu tam nefesini normal bir sağlıklı bir bebeğin ya da bir prematur alabileceği o nefes aralığını tamamlayabilmesi için cihaz devreye giriyor. Bu da bu sensörlerle devre. Yani cihazlar bu aşamaya geldi. Yeterli nemlendiricisi olsun. Yani çocuktaki birçok hareketi siz monitörlerden gözleyebiliyorsun artık günümüzde. Karbondioksitini, oksijenini, ısısını hepsini monitörde. Eskiden cihazlar bu kadar komplike değildi. Küvezler eskiden çok basittiler. Nemlendiricisi yoktu. Çünkü bir prematür bebekte nemlendirici veya ısı kontrolü çok önemli. Yani normal bir insanın, hani şöyle düşünelim, genç bir insan ısıyı çok iyi koruyor ama prematür bir bebek ısıyı hiç koruyamıyor. Yetişkin bir insan hemen üşüyor. Çünkü daha kalın giyiniyor şey. Prematür bebekler de öyledir. Daha narindirler ve çok çabuk kayıp olur. Yani normal bir çocuk diyelim 5 dakikada ısısını kaybederken prematür 1-2 dakika içinde kaybeder. Ve yeni ventilatörler o düzeye geldi. Eskiden biz ne yapardık? Ventilatörü iyi ısıtmıyor, içine termofor koyardık. Bir yanda termofor, bir yandan o küvez ısıyı arttırırsın ki bebeğin ısısı belli bir dengede dursun. Günümüzde bu teknoloji geliştikçe tabii ki bu gelişmeler ışığında bebeklerin yaşama şansı da arttı. Elbette ki Rabbim onun yaşamasına ömrünü vermişse zaten yaşayacak. Ama biz bir sebep olarak doktorlar üstümüze düşeni maksimum onlara vermek gerekeni veriyoruz. Onlar da yaşayacaksa yaşıyor. Ama siz bunları yapmazsanız zaten yaşayamayacak. Çünkü çok desteğe ihtiyacı var. İşte bu gelişmeler ışığında 2000'li yıllarda özellikle 1 kilonun altında 36 bebeklerin çoğu ölürdü, vefat ederdi ve kaybedilirdi. Ama günümüzde artık öyle oldu ki yani o dönemde 24 haftalık bebekleri biz yeni doğan yoğun bakım ünitesinde sınırdı yaşta. Bugün bu 23, hatta kilosu çok iyi olup 22 haftalık bebeklerde yaşatılmaya çalışıldı. Biz kendi hastanemizde yani en düşük gramajı 440 gramlık bir bebeğimizi yaşattık. Resmi de burada duruyor. Said Yiğit Türcihan Sayın. maşallah 2011 yılında doğdu. Şu an bayağı uzun boylu. İyi koşar. Buraya gelirken iyi koştuğu için ben ona Usain Bolt diyorum. 7 Çünkü yaşına geldi evet. Evet, 440 gram doğdu. Ve bugünkü yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin bu gelişmişliği sayesinde, yoksa 2000 yıllarda belki Said de olsaydı onu yaşatmak, hayata tutunmasını sağlamak çok zordu.